Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda step motorla ilgili ve sürücüsüyle ilgili bilgiler vermiştik. Bugün de Siemens S7200 serisi bir PLC ile step motor sürmeyi görelim. Burada yapacaklarımız aynı zamanda aslında servo motor sürme ile ilgili de olacak. Yani aynı program olacak. Step motorla servo motoru Pulse ile sürmenin yöntemi aynı olduğu için. Öncelikle donanımımızı tanıttıktan sonra, kullandığımız PLC, CPU tanıttıktan sonra şurada teknoloji obje kısmına gidiyoruz. Add new object diyoruz. Burada motion control ve PID control var. Biz motion control seçiyoruz. Burada iki seçenek karşımıza çıkıyor. Bir positioning axis dediği, bir de command table, table'a göre pozisyonlama. Biz ilkini seçiyoruz. Şuradan şöyle. Ve OK diyoruz. İsim değiştirmiyoruz. Bu uygulamayı otomasyon derslerinde öğrencilerimize yaptırdığımız için belki sizin de işinize yarar. Daha doğrusu bu ayarlamayı, bu basit programlama işlemlerini temel başlayanlar için. Şimdi şöyle burayı biraz açalım. Şöyle daha rahat görelim. Öncelikle basic parametrelerden genele geliyoruz. Eksenin ismini vermişiz. Değiştirebiliriz. Biz PTO sürmeyi seçtiğimiz için, yani pulse train output, yani kare dalgalarla step motorumuza adım attıracağımız için birinci seçeneği seçiyoruz. Eğer analog olarak bir konumlandırma veya profi drive üzerinden yapsaydık burayı seçecektik. Ölçü birimimizde milimetre olarak bırakıyoruz. Yani hiçbir değişiklik yapmadık. İkinci durumda drive'a geçiyoruz. Drive'da çıkışı nereden alacağımızı burada seçmemiz gerekir. 4 adet yüksek hızlı çıkışımız var. Pulse 1'i seçtiğimizde buradan Q0'dan adım bilgisini, Q1'den de yön bilgisini alacağımızı gösteriyoruz. Dolayısıyla sürücümüzü bağlarken Pulse girişini Q00'a, sürücümüzün yön girişini de Q1'e bağlayacağız. Bu şekilde yapılandıracağız, bağlantılarımızı bu şekilde yapacağız. Onun dışında ek özellikler var. İşte hazır ol dediğimizde sürücü hazırım bilgisi alacak mıyız? Bu kısımları şimdilik boş bırakıyorum. Diğer kısımları da şimdilik boş bırakacağım. İşte bir tur başına kaç pulse üretsin, bu mekaniğimize göre kaç milimetre yol alsın, iki yönde de hareket etsin yoksa tek yönde kısıtlayalım mı gibi. Burada birçok seçenek var. Burada hardware limit takacak mıyız, software limit kullanacak mıyız, bunları belirliyoruz. Şimdilik belirlemiyorum yine, temel uygulama olduğu için. Burada kalkınma rampaları, duruş rampaları var. Acil stop duruş süresi belirtiyoruz. Eğer homing işlemi yapacaksak burada yine şeyi belirtmemiz gerekir. Hangi girişe home switch'ini bağladığımızı. Ben bugün mutlak pozisyonlama yapmayacağım için yine bu kısmı boş bırakıyorum. Bu kadar basit yapılandırmak. Bunu şimdi download etmemiz gerekir PLC'ye. Bu işlemleri ayarladıktan sonra, yaptıktan sonra. Eğer download etmezsek etkisini göremeyiz. Eksenimizi yapılandırmış olduk. Henüz herhangi bir program yazmadık. Sadece eksen yapılandırmamızı yaptık. Ve bu yaptığımız değişiklikleri şu an CPU'ya bildiriyoruz. Burada da bakın eksen 1'in yapılandırılmış olduğunu görüyorsunuz. Akabinde de burada konfigürasyon, yine buradan erişebiliyoruz biraz önceki yaptığımız ayarlamalara. Şimdi birinci kısmı yapmıştık, şu kısmı. İkinci kısmı geçeyim. Commissioning ve üçüncü de diagnostik var. Commissioning kısmında yine şöyle göstereyim size. Şöyle biraz şurayı da açalım. Aktif ediyoruz. Eksenimizi aktif ediyoruz. Bağlantılarımız tamam mı? Donanım yapılandırmamız tamam mı? Herhangi bir sorun var mı diye. Bu kısımda sadece kontrol yapıyoruz. Programı biraz sonra yapacağız. Henüz program kısmına geçmedik. Aktif kısmı bittikten sonra enable aktif ettik. Ekseni enable dedik. Velocity'mizi 10 olarak ayarladım. Jog modundayım gördüğünüz gibi. Şimdi saat yönünde, saatin ters yönde dönebilmem gerekir. Bakıyoruz gerçekten dönüyor mu? Gördüğünüz gibi şu an step motorum dönüyor. Buradan yine hızı değiştirerek yine aynı işlemi gözlemlemek mümkün. Böylece tüm yapılandırma işlemlerim ve bağlantılarımın doğru olduğunu görüyorum. Eğer istersen buradan pozisyon moduna geçip yine kaç milimetre yol alması gerektiğini, tabii mekanik bağlı değil ama hızı ne kadar olsun şeklinde buradan seçeneklerimiz var, görüyorsunuz. Relative, yani artımsal yol al dediğimizde gördüğünüz gibi bastım ve ilgili konuma gitti, 10 milimetre gitti, durdu. Yine bir 20 milimetre gönderelim. Kendiliğinden gidip duracaktır burada. Tamam, tüm ayarlamalar tamam. Şimdi burada unutmamam gereken bir şey, buradaki programla ilişiğini kesmeliyim, yani irtibatını kesmeliyim. Dolayısıyla disable demeliyim. Sonra da ekseni deactive etmeliyim.
Eğer bunları yapmazsam diğer program tarafından sorun yaşayacağım. Çünkü benim çıkışlarım burayla irtibatlı kalacaktır. Şimdi gidiyorum program kısmına. Programı nereye yazıyorduk? Program blok kısmında main'e gidiyorduk. Sağ alt köşede şurada teknoloji komutlarından şu kısımdan şöyle açalım biraz. Counting, PID kontrol, motion kontrol. Motion kontrol açıyoruz ve S7200 komutlarını açıyoruz. Şöyle bize bayağı bir komut çıkıyor burada gördüğünüz gibi. Bizim bugün iki komut kullanacağız. MC Power ekseni devreye almak için kullanacağımız komut. Olmazsa olmazımız bu. Hangi ekseni kullanmak istiyorsunuz diyor. Burada zaten bir eksen yapılandırdığımız için bir tane seçenek çıktı. Eksen 1 seçtik. Peki bunu nasıl devreye alacaksınız diyor. Biz buna şimdi bir kapalı kontak koyalım. Hem 10.0 diyelim. Yani sürekli devrede olsun ve böylece enerji verir vermez. Yani RAN'ı alır almaz eksenimiz aktif olsun. İkinci komutumuzda kullanacağımız relatif. Absolute'ü bugün kullanamayız çünkü homing yaptırmadık. Homing yaptırmamız gerekir bu mutlak pozisyonlamayı kullanabilmek için. Ama relatif pozisyonlamayı kullandırmak için homing'e ihtiyacımız yok. Çünkü bulunduğu noktayı sıfır kabul ettiği için, referans noktası kabul ettiği için bu komutla ilgili yere gönderebiliriz. Peki nasıl hangi ekseni yine hareket ettireyim diyor. Aksen 1 dedik. Nasıl diyor şey yapayım bunu aktif edeyim. Bir buton koyalım buraya isterseniz M0.0 diyelim ya da M tamam M neydi bu? I0.0 diyelim. Siemens'te de girişleri iyiydi. Fiziksel butonun olsun. Yeşil butonun bağlı. Distance dediği mesafeyi soruyor. Bu double word uzunluğunda bir alan. Panelden buraya veri gönderirken her ikisinin double word ve floating olduğunu unutmayalım. Panelden göndereceğimiz zaman. Şimdi buraya bir mesafe hız yazalım. Ne diyelim? 100 milimetre git ve hızım da 10 olsun diyelim. Programımızı yazdık. Bu kadar basit programımız. Şurayı aktif ettiğimiz anda ilgili konuma gitmesi lazım. 100 milimetre mekaniğimize göre tabii şu an kalibrasyon yapmadık. Hayali bir mesafeden bahsediyoruz. Kalibrasyon daha sonra mekaniğimize uygun yaparız. Şimdi programı yüklüyorum. İki komuttan oluşuyordu programımız. Çok basit. Yükleme işlemini gerçekleştirdik. Hemen monitoring onu açalım şuradan. Nerede monitoringimiz? Şurada görelim. Bakalım. MC Power'ımız bakın enable olmuş. İkinci komutumuzda mesafeleri girmiştik. Şimdi kontağı kapattığım anda motorumun hareket etmesi lazım. Modify 1 diyorum. Bakıyoruz. Herhangi bir hareket var mı? Kapatamadım galiba. Bir daha deniyorum. Modify to 1 diyorum. Kapat. Bak, neden kapatmadı? Pardon. Burayı M00 gibi düşündüm. Butona basacaktım. M00 görüyorum. I00 butonuna bastığımda hareket edecek. Bakın bastım bıraktım. 100 milimetre mi yazmıştık? Bakıyorum. Evet 100 milimetre demişiz. Epey uzun vermişiz. Evet durdu. Bir daha basarsam yine 100 milimetre mekaniği hareket edecek. Böylece duracak. Tamam. Şimdi çok kısa olduğu için isterseniz panel de işin içine katalım. Şu kontağı M00 olarak değiştireyim. Panelden kumanda edelim. M0.0 çok hızlı yapacağım. Yapabilirsem. Şöyle size şuradan bir